Markaj ekibi birlikteliğimiz devam ediyor sevgili seyirciler. Bursa Spor'da biliyorsunuz günün sıcak gelişmesi teknik direktör Mustafa Er'le yolların ayrılmasıydı. Sayın 2. Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur şunu söyledi sosyal medya hesabından. Biz kendisiyle bana ilettiler, kendisiyle bir görüşmemiz olmadı. Sonra istifasını kabul etmediğimi kendisine ilettim, iletilmesini söyledim ama o kararından geri dönmedi. Yolu açık olsun dedi. Evet, gerçekten Mustafa Er'in yolu açık olsun ama Mustafa Er'le beraber, çünkü kullanılan ifade teknik ekip, yani Mustafa Er ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz demek şu oluyor. Pablo Martin Bataja'nın da, yani kulüpten bununla ilgili bu saatte bir açıklama gelmedi ama Bataja'nın da Mustafa Er'le birlikte gitmiş anlamı oluyor. Çıkartıyoruz buradan. Yanlış mı düşünüyorum? Evet. Fatih Şen'in gittiği anlamını çıkartıyoruz. Serdar Kurtuluş'un gittiği anlamını çıkartıyoruz. Hüseyin Yusoy'un gittiğini. Ondan sonra tabii Hüseyin Hoca'nın lisansı çalışıyordu. O gitti. Ondan sonra kaleci Murat Halkan'ın gittiğini varsayıyoruz. Aykut Erdoğan yanılmıyorsam o da kondisyonerdi ve son gelen kondisyoner Dursun Hoca, onunla da yollar ayrıldı ki o çok enteresan bir kariyere sahip, iyi bir CV'ye sahip. Şimdi yeni bir teknik direktör gelecek Bursa Spor'a. Kim gelecek? Müsaade ederse hemen bir tamamlayayım abi, hemen kısa da son sözümü tamamlamış olayım. Bir kere şöyle bir şey söylemiştim, yani hatırlıyorsanız. 2021-2022 sezonunda Mustafa Er'siz sezona hazır olun diye bir şey söylemiştim. İki adayın hiç düşünmediğini, bir adayın da %50-%50 düşündüğünü ve o %50'lik dilimin de sezon başı öncesi anlaşma sağlandığını, bu anlaşmanın da Sayın Adanur ve ekibine seçim kazandırdığını hep beraber gördük. Ama ben Mustafa Er'le hiçbir geçen kongre için söylüyorum. Üç adayın da Mustafa Er'le asıl olarak çalışmak istemediğini tahmin ediyordum. Gerek çevresinden, gerek yaptığım görüşmelerden. Bu bana göre Mustafa Hoca daha sezon başında da ayrılabilirdi. Ama tercihini bu şekilde kullandı. Muhtemelen onun Bursaspor'a verdikleri, Bursaspor'un ona verdiklerini bir değerlendirdi. Biraz fedakarlık yapıp sabırla yürümeyi denedi ama başaramadı ve sonunda ayrıldı. Buradan esinlenerek şunu söylüyorum. Bana göre Mustafa Er olayı da aslında şu andaki mevcut yönetimin de aklında yok ki. Çünkü yakın çevresinde de daha sezon başlamadan bir hafta 10 gün önce yakın çevresinde de Mustafa Er bu takımı çalıştırabilecek, bir şampiyon yapabilecek gibi o tasvip etmemiz sosyal medyada bunları okuduk. Dolayısıyla buna müdahale maçtan iki gün önce Sayın ikinci Başkan tarafından yapıldı ama bana göre o açıklamayı yapıldığında bana şunu diyen çok oldu. Eyvah, Mustafa Er gidici. Evet. Yani Sayın Adanur'un sosyal medyadan yaptığı açıklamadan sonra birkaç kişiyle konuştum. Mustafa Er gidici diye söyleyen çok sayıda Bursasporlu oldu. Onun için bundan sonraki gelişmeler tabii Bursaspor adına çok önemli. Çok önemli hedeflere sahip. Eğer Yalçın Koşukavak tekrar Bursaspor'a gelecekse Bursaspor camiasının yeni benim bir... Benim ağzımda öyle bir şey çıkmadı. Yalçın Koşukavak geliyor diye. Tabii ben şimdi takip ediyoruz tabii spor dünyasını. O da herhalde Kayseri Spor'da. Ben size söyleyeyim mi adayları? Yalçın Koşukavak aday. O Kayseri Spor'la yollarını... Yeni bir gündem çıkacak demektir. Hikmet Karaman aday. Bugün kendisiyle görüşüm, onun detaylarını da söyleyeceğim. Hatta çok kısa konuştuk. Yoğundu hoca. Beni arayan olmadı dedi ama bu işlerde genelde söylenmez ki çok yakın olmama rağmen kendisi Sayın Hoca'yı da Hikmet Hocam'la dedi ki ya birinci haftada hoca mı gider ya dedi, hoca mı gönderilir dedi. Ya bu doğasına aykırı diyorum ya. Yani bak sevgili Suha, bu var ya. Gelecek şeye de kötü. Yani gelecek teknik direktörü kötü. Yani iki hafta sonra ben de mi gideceğim acaba diyecek bu sefer. Bir ikincisi, bu yönetimin içinde de bir krize sebebiyet verebilir. Yani eğer doğanın kanununa uygun bir şekilde izliyorsak bu yönetim içinde vallahi de bir takım tatsızlıklara... Yönetimde tanıdığım bir Sayın Başkan Hayrettin Gülgüler var. Sayın 2. Başkan ve Futbol Şubesi Sorumlusu. Başkanın daha şeyini dinlemedik yani. Onun görüşü nedir bu olaylar hakkında merak ediyorum. Tabii ki. Ya Hayrettin Bey de mutlaka bununla ilgili bir şeyler bir demeç verecektir. Sayın Emin Adanur'u tanıyorum. Batu Demirtaş'ı tanıyorum. Yalçın Canbaz'ı tanıyorum. Onun dışında da tanıdığım yok.
Yani bilmem. Ben Mustafa Ermiş'i tanıyorum yedekler arasında. Fehim Ferik var. Fehim var. Bak Fehim var. Doğru söylüyorsun bak. Ama ben onu sadece kongrede gördüm. Ondan sonra herhangi bir yerde görmedim. Yani Bursaspor'la ilgili bir etkinlikte. Yani işleri zor. Çok zor bir işe soyundular. Ama Mustafa Er'in gidişi onların işlerini bir kat daha zorlaştırdı. Kesinlikle. Bunu hemen söylemek istiyorum. Sizin görüşünüzü alayım. Yani şimdi ben Mustafa Er'in maç sonu konuşmasını dinledim. Maç sonu konuşurken yani bu maçtan mağlubiyetten üzgün olduğunu ama önümüzdeki hafta Erzurum maçıyla bu işi telafi etmeye çalışacağını, hatta pazartesi olduğu için de bir 8 günlük hazırlık süremiz var. Yeni oyuncularla da daha fazla çalışabilme, aşır neşir olabilme şansımız da olacak. O açıdan önümüzdeki haftaya bu maçın telafisini inşallah yaparız gibi konuştu. Yani maç sonu ifadelerinden herhangi bir problemin olduğu izlenimi yok. Yani bu işe bakarsak tabii hani belirli birikimler, şunlar bunlar olabilir ama o her kurumda olur. Bir şekilde tolere edilebilir. Yani olay bence maç bittikten sonra gelişen şartlardan ortaya çıkmış. Öyle gözüküyor. Yani yoksa artı hani hocanın maç sonu söylediklerinden gidersek de şimdi bir anda yeni gelen 11 oldu galiba değil mi? Bizim yeni transferlerimiz 6'sı yabancı, 11 oyuncu alındı. Şimdi bu 11 oyuncunun gerçekten takıma bir entegrasyonu bir zaman alacak bir iş. Yani bu iş hemen yarın getir, çıkart sahaya, oynat, birlikte verim al, böyle bir şey yok. Yani burada bence şöyle bir yanılgı oldu diye düşünüyorum işte bu tweet atan falan yöneticiler adına. Gerçekten çok ciddi bir uğraş verildi. Yani Bursaspor'un transfer tahtasının açılması süreci belki işte Mayıs ayı itibariyle hani Bursa'da bir anket yapılsa taraftarlar arasında falan bu işe inanan %10 insan çıkmayabilirdi. Burada ciddi bir efor harcandı. Gerçekten takdir etmek lazım. Ciddi de bir başarı elde edildi ve tahta açıldı. Bu tahta açılmasında hatta bugün tabii bir anda gündem değişti. Bu Bursaspor'un o token çalışması falan onlardan da belki konuşabilirdik. Belki ileriki haftalarda yer verebiliriz. Yani gelir getirici Bursaspor'a kaynak yaratıcı anlamda da başarılı girişimler oldu. Yani ben şöyle bir baktım. Tahta açılması artı takımın buraya gelmesi konusunda en azından bir 60 milyonluk şeyler hariç yeni oyuncu peşinatları falan onları bilmiyoruz. 60 milyon gibi yani neticede bir riske girildi. Para harcandı. Nakit harcandı. Yani tabii buna yaratılan kaynaklar da var. Oyuncu satışları falan. Bunlar nakit akımı nasıl sağlandı ama yani bir TFF bir kulübü için adı ne olursa olsun tabii biz Bursaspor'uyuz falan ama burada bir organizasyon becerisi, kurumsal anlamda yaratılan kaynaklar anlamda ciddi bir beceri var. Bu neyi doğurdu? Bence şimdi belki futbol adına fazla geçmişi olmayan ya da bu işte deneyimi sınırlı yönetici arkadaşlar da yani bu gelinen başarı saha içine hemen yansır. Yansısın öyle bir beklenti hani biz bir çaba gösterdik ertesi gün bunun karşısını alalım. Yani böyle bir duygu hakimse bu şu an için doğru bir düşünce değil. Yani ama kim yönetecek abi o beklentiyi ve bu beklentileri işte kulübü yönetenler. Yönetecek tabii yani. Yani burada ciddi bir yanılgı içindeler. Yani bu duygulara sahipse eğer yani şu örneği vereyim mesela bir Manisa Spor ciddi sponsor buldu. Mustafa Hoca'yı getirdi. Vestel Manisa'nın başına. O uğurlar falan 7-800 bin euro TFF1'de bonservisli oyuncu ki o dönemin şartlarına göre Manisa 4. oldu çıkamadı. Evet. Yani şimdi bazen hani çok iyice oyuncu topluluğu çok iyi hoca falan derken futbolun da kendine has gerçekleri var. Neticede bunları bir araya getirip oynatıp doğru kadroyu bulabilmek tabii oyuncu seçimleri doğru olabilir. Burada şimdi hoca kaybının da şöyle bir problemi var. Yani mutlaka bu oyuncular teknik direktöre danışılarak alınmıştır. Mustafa Hoca'nın kafası... Onu soracağım. Mustafa Er'in bilgisi var mı yok mu transferden? Ben geçen hafta bence onu sormayı unutmuşum. Bence bir bölümünden yok.
bence bir bölümünde... Alaskarov'dan var, onu biliyorum. Evet. Alaskarov'dan var. Ben uzun süre devam ediyor. Aynen, Alaskarov'un dışındakilerden ben çok fazla emin değilim açıkçası. Ya Ozan mutlaka onun temasıyla olmuştur, Ozan sol transferi. Ya yani orada Tahsin Hoca'yla o da görüşmüştür. Sayın Başkan Hayrettin Gülgüler'in de Tahsin Hoca'yla altyapı vasıtasıyla bir teşviki mesaisi vardır diye düşünüyorum. Yani eğer zaten öyle de değilse... Ya o zaman şimdi yani kafanda bir şey kurguluyorsun. Hepsi belirli bölgenin iyi oyuncusu da sen de bir oyun oynatacaksın. Mesela dün Adana Spor takımı geldi. Üçlü savunmayla oynadı. Evet. Çünkü hani herhalde kenarda oyuncu sayıları yani Kadir Keleş sol bek sol kenar gibi oynadı. Orta yaptı. Gol yedik. Yani evet. Hakikaten de işin belki üzücü tarafı oydu. Yani neticede sezon başı hocanın kafasında bir kurgu, AB alternatif kurgular. Ona göre de oyuncu seçimleri olabilirse işin doğru tarafı bu. Yani eğer böyle değilse tabii o da bir soru işareti. Neticede yani bu işin sistem olarak hoca belli eksik mevkileri belirtip istediği mevkilere de oyuncuyu yönetimin bakıp işte kulübün koşullarına göre alabilmesi. Yani şimdi bu anlamda hani ilk haftadan ciddi hoca artı bir de şunu da tabii söylemek lazım. Yani takımın şimdi yarısı da geçen sene Mustafa Hoca ile çalışmış ve kulübün de altyapısından gelen oyuncular. Yani şunu da şu temeli de kaybetmemek lazım. Yani hep şunu söylüyoruz, yetiştirerek yarışma özelliğini de Bursa Spor'un altyapıdan taşıdığı oyuncuların kulüp takımda süre alma özelliğini de çok fazla kaybetmemeleri lazım. İşte tekrar konuya girdiğim yere geleyim. Yani bir takım ekonomik doğrular okey, kulübün getirildiği nokta o anlamda gayet başarılı okey. Ama ya biz bu çabayı gösterdik, bu çabayı siz... kulübün ekonomik gidişatındaki rahatlıkla göreceksiniz. Ama saha içindeki olay o farklı bir şey. Yani Adana Demirspor 3 senedir 80-90 milyonluk takım yaptı. 3. sene sonunda belki de İTKK bir noktaya gelebildi. Yani ben bunları yaptım. İşte hocaya al bu oyuncuları yani yarın şampiyon ol. Yani çok istiyoruz gerçekten. Yani biz bu lige kendimizi yakıştıramıyoruz yani o bir kere işin gerçeği ama bu anlamda baskı kurmak bu hoca gelen hoca ya yani tatlı bir baskı iyidir yani tatlı o heyecanı yaşayabilmek camiaya hedef gösterebilmek belki işte hani sosyal medya rüzgarının yarattığı hayal kırıklığı da bu olabilir yani sürekli oradan belirli şeyler pompalarsanız eğer yani bu iş enteresan yani tamam da Levent abi 3 şekerli çayı herkes içemez. Yani şimdi şeyi ayarında, dozajında yapmak lazım. Hayır işte ya sonuçta işin bir de reel tarafı var. Hep anlatmak istediğimiz yani işin reel tarafı var, işin gerçek tarafı var. Burada yani yönetenlerin işte bazen sakin olup bazen olayların gidişine göre tavır alıp kendi aralarında bir fikir alışverişinde bulunup ondan sonra yani bu telefon her an elinizde. O anlık duygularınızda yapacağınız paylaşımlar eğer bir yani kurumun başında kurumu yöneten noktada iseniz şimdi reel şeyler çok fazla yok iken tamam güzel yani olayları manipüle edebilirsiniz. İstediğiniz doğrultuda yönlendirme ihtimalleriniz de olabilir. Arkadan bazıları gelir işte size katılır ya da önceden örgütlenmişler şeyde neyse platform ismi vermeyeyim de Gritek. Evet. Şeyin bu Cambridge Analytic anlatan Amerikan seçimlerini manipüle eden yani işte bu işleri dizilere konu olan işler yani bu işi yönlendirdiğinizde en güçlü devletin seçimlerine dair manipüle etme ihtimaliniz var ama tamam, sonuçta bizim, gerçek ortaya çıkıyor yani bir, realite başka bir şey. Ha, böyle bir dünyamız yok tabii yani bu şu anda kenti bir hedefte toplamış büyük bir çoğunluğu Bursaspor'un sizi beğenmeyenler sizi seçmeyenler de bir şekilde sessiz kalarak size destek veriyor. Yani bir kentte bir hava yakalamışsınız. Sizin artık algıyla falan bir şekilde zaman harcamanıza gerek yok sosyal medya üzerinde. Şu anda sizi desteklemeyen, beğenmeyen, seçmeyen insanlar bile sessiz kalarak sizi aslında destekliyorlar.
Böyle bir hava yaratıyor. Ya da yanınıza çekiyorsunuz. Ya da yanınıza çekiyorsunuz. Ya artık lig başlamış. Ha, zaten yani... bundan sonra artık hedefe kilitlenmek, daha çok yani birliktelik bu anlamda dağılmak değil de daha birlikte olabilmek. Yani... Bunu sağlayabilmek zor çok önemli. Zor inşa ettiğiniz şey kolay yıkmayın. Evet, yani buraya gelmişiz ama burada kesinlikle yani anlık reaksiyonlar, o anki duygularla verilmiş reaksiyonlar, hemen işte bu tarz sosyal medya üzerinden kulüp yönetenlerin olaylara müdahalesi, yani bu bence yani benim şu anki okumam, iki tarafla da görüşmedim ama gözlemim, yani Mustafa maç bittiği an kesinlikle böyle bir düşüncesinin olduğu izlenimini vermedi. %100 demek ki, ona geleceğim çünkü ya. Açıklamasına bakıyorum ben de, yani açıklamasını okuyacağım, yani hoca maçtan sonra ne dedi diye, orada diyor ki ben bir sonraki hafta yani 8 gün sonra oynanacak Erzurumspor maçına en iyi şekilde hazırlanıp çıkacağız diyor. Tabii. Ya bunu söyleyen bir teknik direktör o an kafasında istifayı düşünmez. Mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün ama işte. Eve gidiyor artık, o eve gittikten sonraki süreç ya da tesise gidiyor, o süreçte ne yaşandı? Sayın Adanur'la ya da Sayın Hayrettin Bey'le, Hayrettin Güygüder'le ne yaşandı? Ya da gece ilerleyen saatlerde Sayın Adanur'un attığı o tweet sonrasında işte o Bursa Spor Başak Kuzgunleş'e tweetinden sonra farklı bir reaksiyon mu aldı? Bunu Sayın bir de, Mustafa Er alacağız. Yani şeyler var abi. Şu cümlelerimiz artık savaş bilmem ne falan. Bir futbol oynuyoruz. Bir spor oynuyoruz. Spor bu ya. Savaşı yani. Bilmem ne savaşı, o savaş. Savaş insanların aklını şey yaptılar artık, böyle şey gibi, insanlar birbirine bakamaz hale geldi. Bir daha güzel, daha bir naif cümleler seçelim ya. Bursaspor'un şampiyonluk mücadelesi diyelim. Ne Kurtuluş Savaşı ya? Bir gün gazetede bir başlık atmıştım habere, bir anons haberine. Vur kır parçala bu maçı kazan. Sonra bir akademisyen, bir profesör telefon açtı. Dedi ki evladım sen ne yapıyorsun? Sen dedi yani insanları dedi şeye getiriyorsun. yani bu olmaz. Kafasında başka şey konuşuyor. Tabii canım, böyle hiçbir şey yapamazsın dedi. Yani bir profesör telefon açıp ve bunu sana yakıştıramadım dedi. Çok da güzel bir şey olmuş yani. Senin adına bence... Kesinlikle tabii güzel. Ki yani ben tamam burada sorumluyum ama biz de hata yapabiliyoruz. Yeri geliyor biz de. Ama bir akademisyen, profesör unvanını almış bir kişi telefon açıp Süha ben sana bunu yakıştıramadım. Vur kır parçala bu maçı kazan. Yani şimdi o atılan tweet'in... Kuzgunleşe falan filan. Ya başka bir dünyada yaşıyorlar anladığım kadarıyla. Burası dizi senaryosu değil. Ya bir ya. Bir de şu var. Yani burada belki gözden kaçırmamız gereken... Şimdi yani geçtiğimiz yıl sezon başı itibariyle yani hepimizin karamsar olduğu bir süreçte yani gerçekten bu takım bir onur mücadelesi verdi. Yani evet. Ciddi işte ekonomik problemler, hala tabii o problemleri yaşıyoruz. Maç başlamadan 10 gün önce kongre yapmışız abi geçen dönem. Yani hayır yani bir şey yok bu, yani. Bu genç çocuklarla işte. İnsanların çok karamsar olduğu bir süreçte yani bu genç oyuncularla acaba hatta mı ben demişiz? Hani bu Mustafa Er konusu şu an gündemde olmasın, istifa falan. Benim eleştiri noktalarımdan biri de şey olacaktı. Onu da söyleyeyim. Yani oyuncu niye İsmail'i alıyorsun ya? Yani sezon başı seninle hazırlanan orta saha oyuncusu yok mu? Bırak o iki hafta sonra oynasın gibi falan şeylere girecektim. O Fenerbahçe'de kamp gördüğü için. Hayır o ayrı bir şey ya. Bizimkiler de kamp gördü o anlamda diyorum. Şimdi bu bir onur mücadelesi verdi ve yani belki de tüm Türkiye Bursa Spor'un bu mücadelesine örnek olarak gösterdi. Yani gerçekten. Ama biz o kimlikten bu sene ayrıldık abi. Ha şimdi şunu söyleyeyim. Kimlik değiştirdik bu dönem. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani burada ahde ve bunların başında da Mustafa Hoca vardı. Yani hakkını teslim edelim. O karamsarlık içinde ve hiçbir zaman motivasyonunu, gardını düşürmedi. Yani belki bizlerin gardı düşüp umutsuzluğa kapıldığımız anlar olmuştur. Ama o hiçbir zaman düşürmedi. Her zaman olayı sahiplendi. Neticede kazasız belasız sezonun sonuna bir umutlandığımız süreçler de oldu ama sezonun sonuna vardık. Yani burada bir şöyle yani hemen bizde ya işte taşır taşımaz bir bazen de oyuncu yetiştirir gibi sen teknik düzeyde de ne yaptın? Geçen sene işte 34 maç işte kupada oynadık neyse 37-38 resmi maç ona bir kariyer sağladın, ona da bir yatırım yaptın. Yani şu an bugün ilk günden daha birinci maçtan itibaren yani hoca kaybı
Yani Bursa Spor'un prestiji açısından çok güzel bir şey değil. Kurumsal anlamda da bakarsak eğer 10 tane hoca kapıya sıraya girer. Bursa Spor'u yönlendirmek istediğimizde bir genel çizgi var. Ya biz diyoruz ki hep yetiştirerek yarışalım, şudur budur. Yani şimdi yabancılar, şunlar bunlar, bunların süreç içinde inşallah ekonomik sürdürülebilirliği de sağlarız falan. Problemler yaşandığında ne tür tavırların içine girdiğini bilebiliyoruz. Yani bir takım takımlar bunu ya yani bizler de yıllarca yaşadık ama kendi çocuğunun sırtını okşadığın zaman hele bizim gençlerin ne tür mücadeleler verdiğini de gördük. O yüzden yani kulübün genel karakterini burada zedeler bir durum oldu. Yani benim üzüldüğüm nokta o. Şimdi Sayın Adanur'un attığı o tweet'i bir daha bakıyorum. Evin Adanur burada diyor ki aslında kendisini de koyuyor içine. Yani biz ifadesi var burada. Bahanemiz olamaz, yarından itibaren daha disiplinli ve daha çok çalışacağız. Burada kendisi de var çünkü biz diyor. Ya o ekibin içerisinde kendisi de burada bir şey problem yok. Hiçbir şey yok. Birçok insan ilk maçın günahı olmaz tarzında açıklama yapıyor. Tamam, benim yazımım başlığı. Ben de aynı mantıklıyım. Ha o ona şey yapmıyor. Yani, katılmayabilir, saygı duyuyorum. Tabii ki aynı şeyi düşünmek zorunda değil, saygı duyuyorum. İşte şu cümlesine muhtemelen bence... Sayın Mustafer bu cümleye takıldı. Bu kumar değil, profesyonel bir iş. Her maçın günahı da bedeli de olur. Bence bağı koparan cümle bu cümle. Ya bedeli zaten sen camiye 2 puanı kaybetmiş. 2 puan. Ama şu var. Yani neticede işin programın başında söyledik. Sen geçen sene 16 maçta 16 puan alan kadroyla sahaya çıkıyorsun. Yani şu anki Bursa Spor'un dünkü maça çıktığı kadro karşında da hazırlık devresini iyi geçirmiş bir takım var. Şimdi biz yani 11 oyuncuyla bir gün evvel görüntü vermişiz. Bunların hiçbiri takımla birlikte çalışmamış. Yani bu bir süreç. Hatta yani bu takımın organize olup da bir şeyler ortaya sürebilmesi ikinci milli takım arasını bulabilir. Yani 8. haftaları, 9. haftaları yani. 7. haftada milli takım arası var. 8. hafta Bursa Spor'un var. 21 gün Bursa Spor maçı yapmayacak. Ha yani işte oralara kadar bir oturma evresi olur. Yani buradan sağdan soldan oyuncuları o zaman zaten yani bu iş bu kadar kolaysa bak şeyden transfer marktan al oyuncuları getir yan yana oyna. Yani böyle bir dünya yok. Yani o yüzden bu anlamda yani teknik adama kim olursa olsun ilk 3-4 hafta hele sen son dakikada oyuncu aldıysan bu sadece bizim için geçerli değil. Yani Türkiye'nin genel karakteri bu. Bütün takımlar böyle. Yani şimdi bunu daha önce de konuşmuştuk. Sayın Adanur hatta bununla ilgili bize de Adem Hoca'nın bir ifadesi üzerinden bir serzenişte bulunmuştu burada. Dünyanın hiçbir yerinde kampa yetişen futbolcu ya da Türkiye'de nadirdir. Yani bu ekonomik düzende. Bu batık futbol düzeninde ekonomik anlamda işte ben tahtayı açtım ya da tahtık açık bütün transferleri ben meslek hayatımda duymadım. Ya burada duymadım. Şu var. Bu normaldir. Yani normaldir. Kadro yani. Burada spor sahibi kalıyor hala. İlk başladı. Edirne'den ötesinden bahsedelim. Evet. Bizim taraf zaten Sancılı taraf. Bizim yani taraf Türkiye'deki işleyi Sancılı. Ama orada şimdi sürdürülebilir kadrolar olabildiği için yani sezon içi takımlar ne yapıyor? Bakıyor hangi bölgelerde eksiği var? İşte 4, 5, 6 bazı takım 2-3 transfer. Yani o 1-2 transfer olduğu zaman zaten o takımın genel karakterini çok fazla etkilemiyor. Yani ne yapıyor? O belirli bölgesini güçlendirmek için oyuncu alıyor. Daha iyisi varsa alıyor. Ya yani orada problem yok zaten. Ama bizim gibi ne yapıyoruz? İşte Ankara Gücü ne yaptı? 20 oyuncu aldı. Ya çok takım güzel. Alıyorsun. Bursa Spor 11 oyuncu yani. Aldı. Bir tane takım alıyorsun sen. Evet. Yeni sil baştan takım yapıyorsun. Şimdi sil baştan takım yapıp da ertesi gün ya da ikinci hafta ya ben bu oyuncuları aldım kardeşim ya sen niye işte puan alamıyorsun falan gibi sorgulamak temel problemimiz bizim burada başlıyor. Kesinlikle. Ama bir taraftan işin beklenti kısmı da var. O zaman ne yapacağız? Bu süreci akılcı biçimde yönetip yani taraftarı dozunda mesajlar, teknik adama dozunda mesajlar yani iyi bir diplomasi sürdürmek. Yani yüz bak en doğru kelime diplomasi. Tabii iyi bir diplomasi sürdürmek. Yani kesinlikle. Anlık heyecanlarla işte anlık tweetlerle falan yaparsak o zaman biz bu süreci doğru yönetemeyiz. İyi yapacağımız işleri de yapamaz noktaya gelebiliriz. Şimdi sen işte Hikmet Hoca ile konuşmuşsun diyelim.
adaylardan biri. Adam şimdi gelirken bakıyor ya birinci hafta işte herhalde. Bitti zaten kendisi. Ben aradım konuştum. Belki de tweet alınganlığından giden teknik adam gibi falan şeye geçecek. Literatüre geçecek. Tabii ki. Şimdi adam gelirken de düşünür. Yani onlar tabii şöyle onu düşün, mukavele yaptığı çok fazla düşünmez. Onu düşünmeyecek hocalar da var. Yaltın Hoca hiç düşünmez. Yani. Belki de soluğu şu saatlerde Bursa'da almıştır bile yani. Ya sen Yalçın Hoca konusunda duyumların var. Çetin bayağı şey. Yok. Ya bazı şeyler camiada değişmiyor. Sevgili Levent abiciğim. Bak yani kişiler böyle değişiyor ama bazı düşünceler, zihniyetler değişmiyor. Sen Altay Kayseri maçını seyrettin mi bu hafta? Yönetiminde gelenler de maalesef o etkiden kurtulamıyorlar. Yani belli bir şey var. Bir grup var böyle o şeyleri çok rahat yönetime gelenlere de empoze edebiliyorlar. Altay maçını seyrettim. Libero kaleci geri paslarını falan. Yalçın Hoca'nın klasik sistem. Tamamına yakınını seyrettim. Mustafa Denizli'nin maç sonrası açıklaması da çok önemliydi. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Soru şu. Yeni gelenleri dedi takımı adapte etmeniz kısa sürede nasıl gerçekleştirdi? Alacağınız oyuncunun kalitesi dedi iyiyse dedi size çok fazla iş düşmüyor dedi. Yani daha geçen hafta 10 gün içinde aldıkları santrafor belki de 5 gol atacaktı yani kaçırdıklarını sayarsak. Yani şimdi böyle bir atmosferde sizin bir tane maçın içerisinde sivrilen adama Yalçın Hoca'nın bir tek futbolcu da karşı koyamadı ya 90 dakika boyunca. Adam her pozisyonda aldı gitti. Her pozisyonda. Sağdan da soldan da ortadan da geriden evet. De orta sağdan da çıktı. Bamba diye bir adamı önlem alamadı. Neyse. Gelir. Fark etmez. Yalçın Hoca da bizi şampiyon yapabilir. Önemli değil ama bizim artık bu şeyden çıkmamız gerekiyor. Bu Bursa Spor'un bir yere koyduğumuz yer çok önemli bir yer. Ve orada olması gerekiyor zaten. Ama böyle geçmiş hatalarla düzeltmeden onu değerlendirip doğrusunu yapmaya çalışma yıllarını düzenlemeden biz o hatalarla doğruyu bulma şansımız mümkün değil. Her şeyin doğanın kuralına aykırı bir şey. Şimdi yarın öbür gün diyecek ki transfer bitene kadar da Yalçın Hoca veya X Hoca. Diyecek ki şuraya 2-3 tane daha transfer yapalım diyecek. Hay şimdi hocayı getirdin yani, mi zaten bu transferleri ben yapmadım oluyor. Yani. Yani hay, onun daha ilk günden bahanesi oluyor. Ya benim sistem böyle bu bana çok uyar mıydı falan filan yani. İşte ben şunu bu beklerdim. Klasik yaşanılan şeyler bunlar. Ben şunu beklerdim. Mustafa Er'in bir açıklamasını ben de demiştim. Şunu demişti geçen seneki gibi. Dördüncü haftasında araya gidiyoruz. Milli araya kadar bir şey istedi. Kontenjan istedi kendisine. Yani bir sabır dönemi istedi. Ben bu sabır dönemini hocayla yönetimin bir araya konuşup kesinlikle tek ağızdan camiaya sabır dileklerini iletmesini ve hep beraber yol yürümeleri istedi. Ama anladığım kadarıyla aradaki bağ kopmuş, iletişim kopmuş. Gelinen noktada da ayrılık. Hayır olur. Bence şöyle bir yanlış iletişim kanalı kullanılmış. Ya niye kopsun? Yani maç öncesine kadar birlikte gayet iyi giden bir yapının bir anda bu hale gelmesi ben gerçekten üzücü. Ben görünen üzüldüm. Kısmı öyleyken sonuç kısmında aynen. Olmadığı ortaya çıkıyor. Abi. Yavaş yavaş programımızı bitiriyoruz. Aslında 3 gün önce Sayın Adanur'un attığı bir başka tweet bence her şeyin özeti. Durup dururken bayram değil seyran değil. Hocaya sahip yani çıkıyoruz. Hocaya sahip çıkıyoruz. Cümle şu. Mustafa hocamıza güvenimiz tamdır. Bu yıl hocamızla camiamızla el ele olacağız ve birlikte Süper Lig'e çıkacağız. Aksini iddia edenlere itibar etmeyiniz. 72 saat sonra bu tweetten 72 saat sonra Mustafa Er gitti. Tweet bu kadar derler ya hani sosyal medyada. Ben o tweet'i okuyan en az 5-6 niye tane arkadaşım bana dedi ki Mustafa Hoca Mustafa gitti. Geçmiş olsun. Aynen. Çünkü futbolun yazılmayan kurallarından biri şudur. Bir teknik direktöre arkanızdayız mesajı veriyorsanız o hoca ya bir hafta ya iki hafta sonra, maksimum 3 hafta sonra gider. Mustafa Hoca'nın durumu da bu oldu. Yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biz geldik demek ümidiyle öyle kapatalım. Biz geldik diyeceğiz inşallah. İnşallah. Yani 22 Mayıs yanılmıyorsam son maç Menemen evet. Maçı yanılmıyorsam 22 Mayıs'ta biz geldik diyerek sezonu inşallah kapatırız. İnşallah. İnşallah yeni gelen teknik direktörle de mevcut yönetim sezon sonuna kadar devam eder ve Bursa Spor bir daha böyle bir teknik direktör ayrılığını yaşamaz. Çünkü niye? Bu futbolculara kötü sirayet eder. Camiaya kötü sirayet eder. Futbol ailesine de kötü sirayet eder.
bunu da şundan söylüyorum, kötü bir intiba bırakır. Yani Bursaspor'un işte bir sezonda 4 teknik direktör, 5 teknik direktör, 3 teknik direktör değişmesi fotoğrafı çok full hale getirir. Bir de programı bitiriyoruz ama şöyle bizim bir realitemiz var ya. Şimdi bizim 11 tane oyuncu aldık. Bu takımdan bazı oyuncuları da herhalde şey yapacağız, 19 falan duruma göre gidecekler, değerlendireceğiz. Ya da gidecek oyuncular var. Ya da kiralık var. Ama yani bu 20 tane oyuncuya da, yani 20 tane buradaki genç oyuncuya da hakim bir teknik adam var yani. Evet. Bunların her şeyini biliyor. Evet. Şimdi yani yeni gelen hocanın entegrasyonu, bu oyuncuların tanıması, etmesi, hepsi bir süreç. Hep diyoruz ya biz işte yani genç oyuncuların süre alması, değerlendirilmesi. Şimdi burada hemen ilk günden itibaren zaafa düşmek gibi bir sürecin içine girebiliriz ki Bursaspor'un hani genel gidişatı açısından rahatsız edici bir şey. Bence o hocanın gülmeyen yüzü yani son dönemde, bir hafta 10 gün dönemde Furkan Emre, Batuhan, Eren, bunların futbol oynayış biçimine de yansımış. Çağatay'ı da tekrar buradan bir kardeşimiz olarak ikaz etmek istiyorum. Koskoç'a 45 dakikada yaptığı tek şey boş alanda yaptığı bir orta. Yani bizim iç sahada genç, enerjik genç kardeşlerimizin yapabileceği en önemli şey saldırmak, rahatsız etmek, mücadele etmek. Ya geçen sene çoğu maçı da kazandık zaten. Yatma kalkmayı bir tek Adanasporlu Celil'den gördüm yani. Bizim orada daha agresif olmamız lazım, rahat oynatmamamız lazım, boğmamız lazım ki seyirci de ateşlenecek. Biz artık son bölümde seyirci maçı izler evet, hale geldi. Yani. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbetti. Sevgili seyirciler, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bursaspor'da teknik direktör ayrılığı yaşandı. Ligin birinci haftası Adanaspor maçı 1-1 sona erdi. Teknik direktör Mustafa Er ve ekibiyle de yollar ayrıldı. Mustafa Er iyi bir dostumdur. Ekibindeki arkadaşların hepsi iyi dostumdur. Hepsine buradan yolları açık olsun diyorum. Bizim dostluğumuz baki onlarla. Bizim irtibatımız her zaman devam edecek. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın efendim.